Bismillahirrahmanirrahim. Evela yaravna ennehum yuftanuna fi kulli amin merraten ev merrateyn. Merraten ev merrateyn thumma la yetubuna ve la hum yezzekkarun. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadakallahü'l-Azim. Öncelikle enbiyaların tacı, insanlığın ser tacı, Efendimiz başta olmak üzere, bütün mevcudatı rahmetiyle yoktan var eyleyen, bizleri mefahiri miracımız Kur'an-ı Kerim ile hemhal edip, edep hırkasını üzerimize ağır eyleyen ve biricik aşkımız Muhammed Mustafa'yı gönüllerimize yar eyleyen ve bizleri din-i mübini İslam ile şereflendirip bahtiyar eyleyen rahmeti rahmana sonsuz kez şükürler olsun, hamd olsun. Ve bu gecenin asıl sahibi, efendiler efendisi, sevgililer sevgilisi, Ahmet Mahmud Muhammed Mustafa'ya binler kez salat ve selam olsun. Hasaten tahiyyeti ikram, her türlü ihtiram, onun muazzez ve mutahhar ehli beytine, ashabına ve onu görmeden sevip onun aşkıyla yanmaya ahdü peyman eden peygamber varislerinin üzerine olsun.
Saygıdeğer Hazırun, öncelikle hocamıza tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle müstesna bir kandil haftasında, böyle mutela bir zaman diliminde, nazik davetinize, bizden ziyade Efendimiz hürmetine teşrif ettiğinize inanıyor. Ve ben bu programı tertip eden, düzenleyen, başta Profesör Doktor Ali Şahin hocamız olmak üzere, sağlık, kültür ve etik topluluğuna ve onlar adına hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Şimdi teşekkür konuşmaları için Ali Paçal kardeşimizi kürsüye davet etmek istiyorum. Sağlık Kültür Etik Topluluğu olarak Sağlık Kültür Etik Topluluğu olarak edebin ve kültürün asıl menbaı olan ve bizi biz yapan medeniyetimizin temel taşlarından biri olan nübüvvet taşımızı olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatın her anında örnek bir insan olmuş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in anılması ve anlatılması gerektiğine inanarak bu programı düzenlemeye uygun gördük. Programımızla ilgili bizleri başından beri desteklerini esirgemeyen Yüksek Okul Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Ali Şahin hocamıza, Topluluk Danışman hocamız Yardımcı Doçent Doktor Fatma Çolakoğlu hocamıza, Sağlık Kültür Etik Topluluğu Yönetim Kuruluma şükranlarımı sunuyorum ve kıymetli misafirimiz şair yazar Muhammed Ali Eşmeli beyefendilerime bu güzel teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu güzel ve köklü medeniyetin mensubu olmaktan onur duyuyoruz. Hürmet ve saygılarımla. Şimdi selamlama konuşmaları için Sağlık Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ali Şahin hocamızı huzurlarınıza takdir edelim. Teşrif ettiler, bizi kırmadılar. Bundan 5 yıl önce falandı. Yine teşrif etmişlerdi o zaman. Ama 5 yıllık bir hasretten sonra dağlar taşlar bu hasretlik derdinde gönül sebat etmez, sabır sebat etmez gönül yurdunda diyor ya Bekir Sıdık Erdoğan. Bizim gönlümüzde de sabır sebat etmedi. Israr ettik, ısrar ettik ve icabet ettiler. Gerçekten gönülden teşrifleri için huzurlarınızda bütün dinleyiciler adına teşekkür ediyorum efendim. Elbette bugün burada müstesna bir sevinci yaşamak için paylaşıyoruz, buluşuyoruz. Sebebi toplantımız, programımız Mevlid Kandili özel. Konumuz muhterem Muhammed Ali Eşmeli Bey, İslam'ın cihan şumul medeniyeti olan bizim medeniyetimizden bahsedecekler. İslam'ın cihan şumul medeniyeti, o medeniyet işte bizim medeniyetimiz. O öyle bir medeniyet ki işte alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de kurduğu medeniyet. O ilahi vahy ile kurduğu medeniyet. Sadece Müslümanları değil, bütün gayrimüslimleri de kanatları altına alan bir medeniyet. Ve ben acep bugün hangisi için sevinsem diye şaşırıyorum. Bir viladet kandiline daha bizi kavuşturan Rabbime ne kadar şükretsem az, bir viladet kandiline daha kavuşturdu diye mi? Yoksa böyle bir viladet kandilini böyle müstesna bir dostumuzdan dinleme nimetini bize lütfettiği için mi, hangisine sevineceğimi şaşırıyorum efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki el mer'u me'a men ahabbe, kişi sevdiği ile beraberdir. Sevdiğini çok anar. Kim malı çok severse bağlarından, bahçelerinden, evlerinden, arabalarından bahseder. Kim Allah'ı, Resulullah'ı çok severse Allah'tan, Resulullah'tan bahseder. Allah, Allah der. Ya Rabbi, Ya Resulullah der. İşte bugün bu
hadisi şerif gereği biz de Resulullah Efendimiz'i anacağız. Yine hepinize Eşmeli Bey'e teşriflerinden dolayı davetimize icabette bulunan tüm hazuruna şükranlarımı arz ederek sevgime, saygılarımı arz ediyorum efendim. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Söz sahibi buradalar. Söz ola, bakalım ne ola. Evet, sevgili hazurun, sorsanız Kerem'in en iyi bildiği şey Aslı'dır. Bütün Züleyha'ların gönlünde Yusuf'un resmi Aslı'dır. Her şiirinin gönlünde bir Ferhat yatır. Leyla'yı bilirsiniz ki en güzel Mecnun anlatır. Bu vesileyle biz de peygambere Mecnun olduğuna inandığımız Sayın Muhammed Ali Eşmeli Beyefendi'yi huzurlarınıza bizim medeniyetimiz konulu konferans için davet etmek istiyorum. Sayın Hocam buyurun. Yüce şahsiyetinden ve o şahsiyet ekseninde tesis edilen medeniyetimizden hep beraber istifade noktasında birkaç kelamı paylaşma ve bunları hayatımıza aksettirme noktasında temennilerle sözlerime başlıyorum. Dünyaya baktığımız zaman asırlar içerisinde her anlayış, her inanç, her yaklaşım, her ideoloji kendisine bir yapı oluşturur. O yapının etrafında milletleri, geleceğini inşa etme gayretinde olur ve onun savunucusu, onun reklamı etrafında her şeyi yapar. Ancak tarihin hakikatleri bize her zaman şu gerçeği göstermiştir ki bizim öz medeniyetimizin temel ayarları bütün medeniyetlerden çok daha farklı, çok daha mükemmel, çok daha mukaddes ve çok daha insanı insan yapan özelliklere sahip. Onun için bizim bu idraki her şeyin üzerinde bilmemiz, yaşamamız ve yaşatmamız tarih önünde bütün dünyaya karşı en mühim vazifelerimizdendir diye düşünüyorum. Kelimelerin yıldızları içerisinde dünyaya karşı insancı kesilen nice ağızlar, vampir dişlerine dönen bir vahşetin bizzat kendisi haline dönüyor. Bugün medeniyet adına maskeli bir vahşet işleniyor. Medeniyet adına en büyük cinayetler irtikab ediliyor. Dünyanın medeniyetten anladığı nedir biliyor musunuz? Dünyanın medeniyetten anladığı sadece kuvvettir. Kuvvetliysen sen en medenisin. Güçlüysen her şey senin hakkın. Her istediğini yapabilirsin. Her istediğini yapabilmek medeniyettir. Hayır asla. Hazreti Peygamber diyor ki, kızım Fatıma hırsızlık yapsa elini keserdi. Kızı Fatıma'ya bile o ayrıcalığı vermeyen o mesuliyet, o şuur işte bizim medeniyetimizin özü. Onun için bizim medeniyetimizle Mevlid Kandili içerisinde Hazreti Peygamber'i yad edişi bir bütün halinde
idrak etmeyi, ifade etmeyi tercih ettik. Çünkü sadece onu anlatmak, onu dilimizle yad etmek, ifade etmek mesele değil. Mesele onun şahsiyetinden bizim nasibimizin, bizim aldığımızın ve algımızın ne olduğu ne olmadığı. Çünkü dünya bugün o medeniyete muhtaç. O şefkat medeniyetine muhtaç bugün bütün dünya. Nasıl ki o gelmeden önce kainatta muazzam bir vahşet vardı. Kız çocukları dipdiri gömülürdü. Hiçbir değeri yoktu. Zayıfın kıymeti yoktu. Acizin kıymeti, değeri yoktu. Onunla beraber insanlık öz vasfını kazandı. O doğdu, medeniyet, gerçek medeniyet meydana geldi. O doğunca adeta insanlık yeniden doğmuş oldu. Çünkü onunla beraber dürüstlük doğdu. Dürüstlük yoktu. Kelimelerde, lügatlerde olmasına bakmayın. En vahşi adam bile bugün adalet dağıttığından bahsediyor. En zalim insan bile iyilik yaptığından bahsediyor. Ağızların, dişlerin çarkı nasıl dönerse dönsün ama insanın yaşadığı o vahşet, o acılar, o yavrucağızların çektiği, ufacık bebelerin çektiği, onlara yaşatılan o felaketler ve medeniyetlere yaşatılan kütüphaneleri yok eden, camileri yerle bir eden, insanın bağrını perişan eden, parçalayan yaklaşımları çeşitli ambalajlarla sarıp da insan aldatmak mı medeniyet? 100 sene öncesinde de aynıydı, 100 sene sonrasında da aynı. 500 sene önce de aynıydı. 500 sene önce de aynıydı. 1000 sene önce de aynıydı. 1400 sene önce de aynıydı. Aynı cinayet. Aynı vahşet tabloları. Ama Hazreti Peygamber'le beraber insanlık dünyasına nasip olan o rahmet ve hidayet damlaları muazzam bereketlere, medeniyetlere vesile oldu. İnsanlığın kurtuluşu her zaman için o gerçek medeniyet olmuştur. Başkaları sadece kendilerine bir çıkar dolayısıyla insan hakkından bahsedebilir. Ama o vitrindedir. Mutfağa girerseniz orada kıtır kıtır insan kesildiğini görürsünüz. Mutfaklarıyla vitrinleri bambaşka olan medeniyetlerin, zihniyetlerin dünyaya getireceği hiçbir huzur yoktur. İslam coğrafyasına bakın. Her birimiz haberleri okuyoruz. Demokrasi getireceğiz ifadesinin karşılığı neye mal oldu? Milyonlarca Müslüman kıtır kıtır kesildi orada. Ufacık çocuktan yaşlıya kadar, gencecik evlatlardan kimin elleriyle, yine kendi zihniyetleriyle yoğrulmuş insanların oralara atılıp mayalayarak, bir de suçu İslam dünyasına, o masum insanlara, yani zulme uğrayan insanlara atarak, öyle ustaca bir hadise ki, öyle ustacasına bir mühendislik çalışması ki, hem cinayet işleyeceksin, hem de bütün suç o bebeğin olacak. O bebeğin üzerinden konuşalım. Yaşı büyük olan biraz geri cevap verince, hadi şöyle bir hadise anlatılır. Birileri birini dövecek imiş. Dövecek de sebep arıyor. Giriyorlar bir kahvehanede. Niçin sen benim anneme sövdün?
İlk defa görüyor karşısında. Ya olur mu öyle bir şey yapmadım ben. Vay bir de inkar ediyorsun. Etraftakiler de oh olsun diyor. Ya şuna bak, hem bunun annesine sövmüş, hem de özür dileyeceği yerde bir de itiraz ediyor, karşılık veriyor diyerek dıştakiler de onu öyle zannedip iyi bir dayaktan geçirirlermiş. Şimdi burada o bebeğin ne suçu var? Hem bütün cinayetleri işleyeceksin, hem de bütün suçu onun sırtına atacaksın, hem de buna medeniyet diyeceksin. Bizim milli şairimiz Akif ne demiş? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. O maskeli medeniyetin maskesi düştüğünde bakıyorsunuz ki ne felaket. Süleymaniye'nin inşasını, bir insan inşası gibi, bizim medeniyetimizin aynası gibi beraber paylaşalım. Ondan sonra da Efendimizin o hassasiyetini, çünkü bunu biz bütün halinde görüyoruz. O binada, o eserde de bu inceliği görüyoruz. İnsanımızda da, savaşımızda da, barışımızda da biz o medeniyetin güzelliklerini daima yansıtmışız. Kurutanlarla Balkanlara gittim, gördüm, içim parçalandı. On binlerce eserimizi ne yapıyor? Yok ediyor. Yok edici medeniyetle var edici medeniyetin arasında dağlar kadar fark mevcut. Onun için biz medeniyetimizi iyi bilmeli, iyi sahip çıkmalıyız. Süleymaniye'nin yapısında biz bir insan görüyoruz. Bir insanı inşa etmiş adeta. Onun iç dünyasını bina etmiş. İç alemini ihmal etmemiş. Bugün insan yetiştirilirken iç alem ihmal ediliyor. Nefsi ihmal edilmiyor insana. Bugün biraz böyle ince ayarlarla baktığımız zaman cemiyetteki problemlere, eğitim dünyasındaki yeni yetişen nesle baktığımız zaman öylesine garabetler karşımıza çıkıyor ki biz o bizim medeniyetimizin hususiyetlerini bırakıp da başka özentilerle aldığımız o cilalı parlak fikirler etrafında insanın nefsaniyet tarafı, nefsi tarafı onun şahsıymış gibi telakki edilip, yani insanda çünkü iki tane merkez var. Cenab-ı Hak iki yönlü oluşturmuş. Artı kutup, eksi kutup. Elektrikte de öyle. Bu ikisinin birleşmesinden bu ışık meydana geldiği gibi insanda kötülük yapma özellikleri de, iyilik yapma özellikleri de. Birinin merkezine nefs diyoruz, öbürünün merkezine gönül diyoruz, dima diyoruz. O iç alem diyoruz. Manevi yönü diyoruz insanın. Ruhi yönü diyoruz. İnsanın o nefsani tarafı var ya, kötülük merkezi, orayı böyle ortaya çıkaran, o noktasını insanı işte şahsiyet zannettiren bir anlayış var. Kendini ispat, kötülük, ne kadar kötülük yapabilme gücü elde ediyorsa insan kendini ispat etmiş olur. Olur mu? Kötülükle, yanlışla kendini ispat diye bir şey. Ama böyle bir yanlış, şöyle bakın çevremize nasıl empoze ediliyor. Halbuki bir terazi var. İnsan kendini iyi bir şeyde, en güzel olanda, o manevi yönde, akli yönünde, mantıki yönünde ispat etmesi lazım. Yaptığı güzel bir şeyin üzerinde ispat etmesi lazım. Çok yanlış bir şey. Acaba bunun nasıl bir psikolojisi var? Psikoloji diye İnsanın nefsani tarafını psikoloji zannediyorlar. Psikoloji o değil. Psikoloji insanın iç alemindeki o yüce tarafıdır insanın. O yüce yönünü geliştirmek lazım. Eksi tarafını bozuklaştırıp patlamış böyle elektrik patlakları halinde
insanı böyle meydana salmak, insanı geliştirmek değil. Onun için bizim medeniyetimizde insanı iki yönüyle, iki kanadıyla inşa etmek var. Süleymaniye'yi Sinan başlıyor yapmaya, 6 yıl iç dünyayı inşa ediyor. Kimse bir şey görmüyor. Yani dıştan bakınca Allah Allah diyorlar, ortada eser yok. Padişahı da sürekli padişahı da taciz ateşlerde tutuyorlar. Şerresi, sultanım bu adam bunu yapamayacak. Bu iş olmuyor. Padişah tabii seçtiği insanı biliyor. Mimar, elhak mimarbaşı, bu işin piri, gerçek ustası kimseyi dinlemiyor. Ama ortada bir şey yok. İçini sağlam inşa ediyor. Şimdi bu binanın ana taşıyıcıları sağlam olmazsa, şu duvarlardaki ne kadar cilalı manevralar yapılsa da bir kıymet yok. Hastalıkta da öyle. Yani işin sağlamlığın, sıhhatin özü oluşturulmazsa sadece yüzeysel manevralar sıhhatli olur mu? İnsan sıhhatli olmaz. Onun için bizim medeniyetimizin bu yönünü iyi anlamak gerek. Sinan o iç dünyayı inşa ediyor. İki kanadı inşa ediyor. İki kanatlıdır bizim eski eserlerimiz, eskimez eserlerimiz. Bugün insanımız da, bizim medeniyetimiz de iki kanatlı insan olarak iki kanatlı mahiyette bir neticeye ulaştığı an onun beli bükülmez. Onun bileği bükülmez. Tarihteki biz bütün dahileri, tarihteki bütün o aşılmaz başarıları bu gerçekle meydana getirdik. İç dünyayı inşa ediş. Bunu çok iyi anlamak lazım. Mimar Sinan alıyor. Şimdi eğitimde ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir sürü şeyler dönüyor. Bunu yapmazsanız, ne yaparsanız göçer. Adam diyor ki şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Çok güzel. Fakat diyor şimdi yıkıldı gitti. Yıkılır gider. Sütununu sağlam inşa etmedin ki. Omurga bozuksa, vücudu ayakta tutan o iskeletin ana unsuru omurga bozuksa ayakta taşıyamazsın o vücudu. Bugün medeniyetimizin, bizim dünyada en sağlam omurga bizim medeniyetimizde. Diğerlerinde omurga diye bir şey bile yok. Şimdi Sinan başlıyor o omurgayı inşa etmeye. O iç yapıyı 6 sene geçmiş tabii. Ortada sadece bir iskelet var. Padişah en sonunda biraz, ya acaba çevremdekiler doğru mu söylüyor? Biraz da başka devletlerden, İran'dan falan hafif alay edercesine yaklaşımlar var. İran Şahı altın gönderir. Padişahın hazinesi yetmedi böyle bir sanat eserini yapmaya. Ben de destek vereyim alay etmek için. Tabii onları erittirip harcın içerisine kattırıyor Sinan. Padişah talimatıyla minarede kullanıyor. Onu masrafları olarak değil de harç olarak kullanıyor. Bu tür böyle rüzgarlar da esince padişah biraz da hışımlanıyor. Yahu diyor Mimar Sinan, eyvallah anladık ama bu taş binaya ne zaman biz kapı göreceğiz? Ne zaman bu binanın kapısı ortaya çıkacak, bu taşları? Belki biraz çevresindekileri susturmak, belki hakikaten endişe etti. Sinan bakıyor ki ortalıkta biraz ahval değişmiş. Ama iç yapıyı sağlam yaptı ya, o adamın başaramayacağı iş yok. Şimdi bizim medeniyetimizin ana noktalarına dikkat etmek lazım. Çok özelliği var da, temel birkaç özellik kafamızda kalsın diye söylüyorum. Önce iç dünyayı çok sağlam inşa etmek. Hangi alanda olursa olsun. İçi çürük bir hakim ne yapmaz? Öyle değil mi? İçi çürük bir doktor neler yapmaz? İçi çürük bir hoca neler yapmaz? İçi çürük bir tüccar neler yapmaz? Neler yapıyor?
Ben depremde Sakarya'da yaşadım. Orada gördük. İçi çürük adamların, o çürük binalarında nice canlar kurban oldu. İçi sağlam, insanın yaptığı da işte o iç sağlamlığı. İç sağlam olduğu için padişah böyle hışımla sorunca diyor ki Sinan, sultanım, 2 ay sonra kapıyı göreceksiniz. Herkes donup kalıyor. Mümkün değil. Mümkün değil de iç alemi güçlü olmayan için mümkün değil. İç alem güçlüyse her varlık ayağının büyüklüğü kadar adım atar. Fakat insan ufkunun büyüklüğü kadar adım atar. İçi dolu insanın ufku ne kadarsa o adımı atar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın iç alem dop dolu. O gencecik yaşta o adımı atabildi mi? Fetih adımını attı. Nice namdar kumandanlar atamadı onu. Hepsi düşündü ama o mahiyetleri, ayakları, o adımları atmaya yetmedi. Kimin yetti? İç alemi çok güçlü olan. Şimdi Sinan'ın da içi güçlü. Sultanım, 2 ay sonra elinizde. Herkes şaşırıyor. Padişahım diyorlar. Kelle korkusundan böyle yapıyor. Yoksa mümkün değil. 10 sene daha lazım diyorlar. Çünkü bir o külliye. Caminin kendisi, etrafında işte Darul Hadisi, kütüphanesi vesairesi, her şeyle beraber diyorlar 10 senelik iş var burada. Padişah da hakikaten ya Allah Allah bizim Sinan'a bir şey oldu diyorlar. Yani bir dıştan bakanın deli zannettiği ama o iç yapı sağlam, iki kanatlıysa bir insan dış dünyanın gözünde delidir. Bu noktada bir hadis-i şerif var. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği. Bir gün Hazreti Ali'ye deli demiş birisi. Bir husus dolayısıyla o da elhamdülillah demiş. Ben bu hadisi biri bana deli demediği için rivayet etmemiştim. Şimdi rivayet edeyim. Sizden biri hakkında insanlar bu deli demedikçe ben onu mümin saymam diyor Peygamberimiz. Yani burada aslında deli derken aptal manasında değil. Delicesine bir yöneliş. Her şeyiyle o noktaya odaklanma var ya. Yani imanı mı yaşıyorsun? Aynı öyle. Bahanelerle sağa dük, sola dük değil. Şimdi Batı medeniyeti petrol hortumlayacaksa ne insanlığı kalıyor, ne insafı kalıyor, ne merhameti kalıyor değil mi? Ne önündekinin çocuk olduğuna bakıyor, ne kadın olduğuna bakıyor, ne yaşlı olduğuna bakıyor. Dümdüz edip geçiyor. Nerede kaldı? İşte Hazreti Peygamber'in diğer insanlar bu deli mi deyince, çünkü Peygamber onu yaşadı. Hazreti Peygamber Kur'an gelince tabii o hidayet ekseninde bir rahmet serpiyor insanlığa. İşine gelmeyenler, cehennem yolcusu olanlar, onlar köpürüyor. Engellemek için neler yapmıyorlar? Diyorlar ki, ya vazgeç bu işte. Bırak sen bu dürüstlüğü, bırak şu dürüstlüğü, bırak şu merhameti. Bizim ayarlarımızı bozuyorsun, kölelerimizi elimizden çıkartacaksın. Biz kızlarımızı gömüyoruz, biz bunu gömmekten memnunuz. Ne karışıyorsun bizim kızlarımızı gömmemize? Rahatsız oluyor adamlar. Devranları bozuluyor. Sistemleri bozuluyor. Çünkü kız çocuğunu rahat rahat gömmek istiyor. Ne karışıyor diyor. Kız benim, gömen benim. O da Allah'ın emrini hatırlatıyor. Hayır. Senin buna hakkın yok. Onu yaratan Allah'tır. Ahirette bunun hesabını vereceksin diyor. Bundan rahatsız oluyor. Ve diyorlar ki bak gel sen bize karışma. Bu işten vazgeç. Sana Mekke'nin bütün zenginliklerini verelim. İşte o delice sarılmak var ya dürüstlüğe. Yoksa 10 metrelik herkes dürüst. 20. metrede dürüstlük kalmıyorsa bir kıymeti yok. Hani bir hadise anlatılır. Bir padişahın kızına bir delikanlı vurulmuş. Her tarafa duyulmuş. Kızcağız çağırmış demiş bak biz dengimiz değiliz. Vazgeç bu işten.
Bırak sen bu sevdayı. Olmaz demiş. Ölürüm vazgeçmem. Allah Allah. Ya sana demiş şöyle bir 1000 altın vereyim. Fakirsin. Sen yoluna git, bırak sen bu sevdayı. Yok olmaz. 2000 altın vereyim olmaz. 5000 altın vereyim olmaz deyince kızcağız yahu demiş o düşündüğüm adamı buldum herhalde. 5000 altına hayır diyen fakir bir kimse. Tam kabul edecekken içinden demiş ki bir de bir 10.000 diyeyim şuna. Ya bak demiş 10.000 altın vereyim deyince o delikanlı durmuş. Bak o olur. Bak o olur deyince dönüyor bu. Kellat! Al şu yalancı aşığın kellesini. Bunu bir Allah dostu duymuş. Düşüp bayılmış. Demişler ya sen Allah dostusun. Böyle aşk meselesiyle niye bayıldın? Ya ben ona bayılmadım diyor. Yalancı bir aşığın dünyada başına bunlar geldi. Ahirette biz yalancı çıkarsa kulluğumuzda başımıza ne gelir? İşte bu sağlam duruşun özü o delicesine sarılma var ya. Hazreti Peygamber la diyor bütün o zenginliklere. Diyorlar Mekke'nin en güzellerini verelim. Hayır diyor. Seni hükümdar yapalım başımıza. Hayır diyor. Diyorlar ki ya bu adam deli. Önüne neler serdik? Hayır diyor. Bir insan buna hayır der mi? Deli. Niçin? O hiçbir şeye o dürüstlüğü feda etmez. O rahmeti feda etmez. O doğruluğu feda etmez. O merhameti feda etmez. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh bu manada hadisi şerifi naklediyor. Şimdi Sinan'a da aynısını diyorlar. Bakın bizim medeniyetimizin insan tipi hep aynıdır. Vazgeçmiyor. Kim ne derse desin. Kanuni inanamıyor tabii. Bir daha adam yolluyor. Diyor ki şuna bir daha sorun. Hakikaten iki ay sonra verecek mi camiyi? Geliyorlar tabii aradan bir hafta geçti belki. Diyor ki ben camiyi vereceğim. Ama size bu sözü söylediğim tarihten itibaren, bugün sözleşme yapıldığı tarihten itibaren sayılır. Şimdi her görüşmede bir hafta kazandım, iki gün kazandım hikayesinde de değil. Öyle de sanatının vakarı var, şahsiyetinin vakarı var. Ben size hangi dakika, hangi gün bu sözü söylediysem o günden itibaren sayın. Bir daha sorduruyor padişah. Allah Allah aynı cevap. Bir türlü inanamıyorlar. Saraya çağırıyor. Sarayda katipleri oturtturuyor. Yazın diyor katipler. Zabıt tutturuyor. Aradan belki 3 hafta geçti. Ama 3 haftası öncesinden yine tarihi saydırtırıyor. Diyor ki o günden itibaren sayın. İmzalar atılıyor. Mühürler basılıyor. Ve Sinan 2 ay sonra o eserin anahtarlarını getiriyor. Şöyle güzel bir ifadesi var. Diyor ki bir iş ustasının eline geçtiği zaman gerçek ustasının, o bizim medeniyetimizin işte tam şahsiyet modeli bu. Orada diyor canını eritir. Böyle ucundan tutmaz. Canını eritir. Ben bu eseri, bu abideyi yaparken canımı erittim diyor. Benim canımın eritilmiş şekli Süleymaniye'dir diyor. Müthiş bir tabir. İşte bizim medeniyetimiz. O Hazreti Peygamber'le özdeşleşen, yani hayatın içinde o şahsiyeti yakalamak lazım. Yoksa burada oturduk, konuştuk, sokağa çıkınca ne peygamber kaldı, ne şu kaldı, ne bendediyet kaldı olursa hiçbir kıymeti yok. Hayatın içinde, ticarette, sınıfta, yatarken, münasebetlerde, her şeye o güzelliğin yansıması bütün mesele. İşte ecdat onu yansıtmış. Esere yansıtmış. Kendi ağzından anlatıyor. Diyor ki, ben şu büyük kubbeyi diyor, Hazreti Peygamber'i temsil için yaptım. En tepede Hazreti Peygamber. Yanındaki yarım kubbeler diyor sahabe-i kiramdır. Oturmuşlar. O 4 büyük sütun, 4 büyük halife Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Şu pencereler Şehber-i Cibril'dir. Cebrail'in kanadıdır diyor. Öyle güzel bir arka dünya var ki iç alemde
o doluluk işte iç alemi inşa ediş, orada da bir inşa. Minarenin büyüklüğünü yapıyor, 92'ye rakamına denk getiriyor. 92 ebced hesabıyla Muhammed lafzına denk gelir. Kubbede 66 rakamını hedefliyor. Allah lafzına tekabül eder ebcedle. Yani o caminin silüetine sessiz sözsüz bir şekilde 24 saat ezan okutturuyor. Ezan Allah diye haykırış Muhammed Aleyhisselam'ı ilan ediştir. Çok salat eyleyelim. Bizleri rahmet bürüsün. Cenab-ı Hak hepimizi bu manada nasipdar eylesin. Hepimizi bu manada idrak sahibi, şuur sahibi eylesin. Sadece söyleyen değil, en güzel şekilde yaşayanlardan eylesin. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimize Allah'a emanet olun. Taktiğimiz olacak. Sayın Profesör Doktor Ali Şahin hocamı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Hocam buyursunlar. İlahi def eşliğinde bir müzik taktiğimiz olacak. Lütfen arkadaşlarınız dinlerse hakikaten memnun kalacağınıza inanıyorum. Şimdiden evet arkadaşlarımıza ve size hayırlı vakitler diliyorum inşallah. Kokuları benzer cennet gülüne Allah Allah. Kokuları benzer cennet gülüne. Nur kundaki içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Kevser dudakları bilmem ne söyler Allah. Sermayen olan ömrün bitiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efkan ediyor. Bülbüllere bak efkan ediyor. Ey gonca açıl mevsim geçiyor. Ey gonca açıl mevsim geçiyor. Dost dost devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Öyle bir sevda ki yaktı kül etti Resul'ün hasreti canıma yetti. Öyle bir sevda ki yaktı kül etti Resul'ün hasreti canıma yetti. Bitire bitire beni tüketti canımın cananı ya Resulallah. Bitire bitire beni tüketti canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah. Bas beni bağrına ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır seni. Al beni yanına ya Resulallah. Özledim Resul-ü Medine'dedir. Gidemedim ona hayli senedir. Özledim Resul-ü Medine'dedir. Gidemedim ona hayli senedir. Medine gülleri tane tanedir. Canımın cananı ya Resulallah. Medine gülleri tane tanedir. Canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah. Bas beni bağrına ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır seni. Al beni yanına ya Resulallah. Programımız burada sona ermiştir. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tamam. Sıradan değil, aranan üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.